sanatıyla, eserleriyle, sazıyla, sözüyle gönüllere taht kurmuş isim. Ben çağırıyorum, sizler alkışlıyorsunuz ve işte huzurlarınızda aşık Maksud Feryadi geliyor, hep beraber alkışlıyoruz. Çok saygıdeğer, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşerilerimiz, Karslılar, Ardahanlılar, Iğdırlılar, Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a gönül veren dostlarımız, bu güzel programa, bu güzel geceye, Nevruz Bayramı kutlamasına hoş geldiniz, şeref verdiniz hepiniz. Aman salon soğuktur, alkışı bol vurun, siz de ısının, ben de ısınım. Tamam, alkıştan ısınalım. Efendim, ilk önce bu güzel programı tertip eden vakıf başkanımıza, sevgili Taner kardeşime ve yönetim kuruluna sizler adına teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar. Bir güzel alkış rica ediyorum onlar için. Onlar güzel şeyler yapıyorlar. Geleneğimiz adına, memleketimiz adına, kültürümüz adına çok güzel faaliyetleri olur. Bu vakfa hepinizin, bu vakfa sevgili Taner nerededir Taner? Vakıfa, vakıf yönetimine ve sevgili Taner'e hepinizin sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü böyle işini güzel yapan, dinamik, kültürünü, değerlerini, kıymetini bilen değerli dostlarımıza, kardeşlerimize ihtiyacımız var efendim. Hepiniz sağ olun, var olun. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun. Nevruz. Yani yeni gün, nev, ilk, ruz, gün, Nevruz Bayramı. Ama sizden daha çok ses gelir her nedense. Beyler, eğer mümkünse, bak bu soğukta sizlere program yapmaya çalışıyorum. Dinlemeyecekseniz kafa bir çorbası soğuktan etkilenmeyeyim dedim. Siz dinleyin, biz de söyleyelim. Ataların bir sözü var. Der ki, söz gümüşse sükun, yani dinlemek altındır. O zaman onun kıymetini bilelim. Nevruz, tabiatın dirildiği gün. Bilal. Nevruz bayramımız mübarek olsun. Nevruz gönüllerin duruldu bugün. Küskünler barışsın, davullar çalsın, Nevruz bayramımız mübarek olsun. Nevruz gelir ılık ılık yel eser, tabiat canlanır coşar seraser, dağ çobanı sesler, çoban peleser, bırakın hasretler, muradın alsın, Nevruz bayramımız mübarek olsun. Eyvallah. Mevsimlerin ilk baharı bezenir. Al yeşil, mor, mavi, sarı bezenir. Yedi levin konçaları bezenir. Herkes bir kırmızı yumurta alsın. Nevruz bayramımız mübarek olsun. Bu bayrama gelen
sessiz ahım uzanıyor. Benim neler çektim kim bilir. Sinemdedir benim derdim dağları. Ben yaramı gizli sanırım. Hem gündüzler güler gelir ağlarım. Benim neler çektim kim bilir. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Hem gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektim kim bilir. Bakışlı abi sağ olsun, bize bir fırsat verdi. Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt Başkanımı siz sevgili halkımıza hitap etmesi ve duygularını dile getirmesi için arz ediyorum. Buyurun başkanım. Nevruz bayramımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Nevruz bayramı. Ben öncelikle Kars Ardahan Iğdır Vakfımıza ve mahiyetindeki tüm derneklere, özellikle bizim için, milletimiz için çok önemli olan tarihi değeri, kültürel değeri, çok önemli olan Nevruz Bayramı ile ilgili böyle çok kıymetli, çok değerli, çok coşkulu, heyecanlı, kalabalık bir program düzenlediği için hem Taner Başkanımıza hem de ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Tabii Nevruz Bayramı biraz önce de ifade ettiğim gibi hem baharın doğuşunu hem medeniyetimizin yeniden inkişafının başlangıcı olan, özellikle millet olarak, gönül coğrafyamız olarak çok önemli bir bayramı temsil ediyor. Biliyorsunuz millet olarak biz Ergenekon'dan özellikle o dar geçitteki dağı eriterek çıktık Orta Asya'ya, oradan da ta Anadolu'ya kadar geldik. Bundan dolayı diyoruz ki bizim medeniyetimizin de yeniden doğduğu günün adı Nevruz Bayramı. Özellikle 3000 yıllık bir tarihi olan Nevruz Bayramı hem baharın müjdecisi hem barışın, kardeşliğin, dostluğun da ayrıca önemli bir simgesi olarak karşımızda durmakta. Tabii özellikle biliyorsunuz şu an bir savaşı da dünyamız yaşamakta. Ukrayna-Rusya savaşını yaşamakta. İşte bu bayramın bütün savaşların sonunun getirmesi, barışı müjdelemesine de vesile olmasını diliyorum. Tüm dünyadaki akan kanın, gözyaşının ten rengine bakmadan, dinine, diline, ırkına bakmadan bütün kan ve gözyaşının da durdurulmasına, barışın hakim olmasına vesile olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Tabii barış önemli. Neticede inşallah dünyamız bu Nevruz Bayramı ile birlikte huzura kavuşur, sükunete kavuşur. Tekrar inşallah bolluk, bereketlik içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde, kardeşane bir şekilde yaşarız. Ben özellikle tekrar bu gecede bu Nevruz Bayramı'nı bizlerle birlikte paylaşan Vakıf Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Yine halk uzanımız Maksud abimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki artık bu program boyunca çok güzel eserleriyle birlikte
neşemize neşe katacak. Ben tekrar her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofis Başkanımız Öztekin Kaşıkçı Başkanımı küçük de olsa bir duygusunu almak için alkışlarımızla arz ediyorum. Üstadım lafından sonra laf olmaz. Üstadı arada böyle kestik, hakkınızı helal edin. Nevruz nedir ki? Nevruz yeniden doğuşun, yeniden dirilişin, birlik olmanın, dirlik olmanın, kardeş olmanın adıdır. Selamların en güzeliyle hepinizi selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tayyip Büyükakın'ın selamlarını getirdim hepinize. Tabii konuşacak çok şey var ama üstadım burada. Onu bekletmiyorum. Hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün sazın sözün olduğu yerde en az konuşan en çok alkış alır. Onun için ben Nevruz Bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzelliklere, güzel yarınlara, milletimizin, devletimizin en güçlü olduğu dönemlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi de Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker Vekilimi alkışlarımızla arz ediyorum. Siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, STK'larımızın değerli başkanları, değerli ozanımız, çok değerli Kars, Ardahan, Iğdır, orijinli Kocaeli hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Nevruz Bayramı, yeni bir gün, baharın müjdesi ve Mart ayı içerisinde gerçekten özellikle Aralık'tan başlayan, Eylül-Ekim'den başlayan, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'a kadar geçen bu aylar bizim tarihimizde çok önemli aylardır. Anadolu'nun kurtuluşunda mücadelelerin yapıldığı aylardır. Gerçekten baharın müjdecisidir. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da müjdecisidir bu aylar. Onun için bunları, bu ayların kıymetini bilmek lazım. Cuma günü Çanakkale'deydik. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle programlardaydı. Aynı zamanda Çanakkale'de yapılan köprünün de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da açılışlarını yaptık. Bu hizmetler, bu değerler, bu projeler ülkemizin değerini gerçekten yükselten, ülkemize katkı sağlayan değerlerdir. İnşallah hep birlikte mücadele edersek, çalışırsak bu ülkeye daha çok hizmet yapmak zorunda. Daha çok hizmet yaparız. Ve ülke güçlü olmak zorunda. Az önce Körfez Belediye Başkanım söyledi. Şu anda televizyonlarda izliyoruz. Güçlü bir devlet niye bana yan baktın diye güçsüz bir devleti ezmeye çalışıyor. Başka hiçbir nedeni yok. Kendin güçlenemezsin, kendini güvence altına alamazsın. Ben ne dersem onu yaparsın. Mantık bu. Niye? Ben güçlüyüm. Dolayısıyla bu dünyada ayakta kalabilmek için ister bireysel düşünün, isterse devlet olarak düşünün, güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için de değerlerimize sahip olmamız lazım. Örfümüze, kültürümüze, değerlerimize sahip olmamız lazım. İşte Nevruz Bayramı bunlardan bir tanesi. Gerçekten 1000 yıllık, 2000 yıllık, 3000 yıllık geçmişi olan bir bayram. Çamur atan atan, ay, adam.
Adam satan satar arabayı, kime güveneceğiz? Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar. Dost dosta kuyu kazanmayı, kime güveneceğiz? Sandım boş çıktı, dost dedim kalleş çıktı. Kime güveneceksin? Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar. Can cana kuyu kazar, kime güveneceksin? Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar. Can cana kuyu kazar, kime güveneceksin? Başam ki, hanım ki, canım ki, hayvaz ki, kim oğlum Mustafa Bey, bir bey oğlum, zor bey oğlum. Kesin oğlum Mustafa Bey, bir bey oğlum, zor bey oğlum. Allah bu bayrağı indirtmesin, indirtmek isteyenlere fırsat vermesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun, var olun. Bu kışın günü Allah kimseye vermesin, perişan ettiler. O yüzden ülkemizin, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin kıymetini hepimiz bilmemiz lazım. Bakalım bu hıdo dünyayı nasıl karıştırıyor bu sefer.
Vay kıdo canım kıdo, dünyayı kana saldın, dünyayı kana saldın. Fesatlının mührünü deden derdi devraldı, kıdo baban da mı derdaldı. Deden gitsin derine, geç deden yerine, sal köyü birbirine, karşı kıdo karıştır, karşı kıdo karıştır. Dünyayı birbirine vuruştur hıdo vuruştur, vuruştur hıdo vuruştur. Bu arada on Kürt'te kaydır yapmakta selamlarımızı gönderdim. Mercimeğin taşısın, kör çıbanın başısın, kör çıbanın başısın. Dünyanın sahtekarı, şeytanın kardeşisin, şeytanın kardeşisin. Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştı, karıştır hıdo karıştı. Dünyayı birbirine vuruştur hıdo vuruştur. Taş dibinde yatarsın, ortalığı katarsın, ortalığı katarsın. Zalıma kuyruk sallar, mazluma taş atarsın, garibe taş atarsın. Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştı, karıştır hıdo karıştı. Dünyayı birbirine, konuştur hıdo konuştu, karıştır hıdo karıştı. Maksudum der kaşarsın, doğru yolu şaşarsın, doğru yolu şaşarsın. Kazdığın kuyulara bir gün özün düşersin, bir gün kendi düşersin. Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştı hıdo karıştı, karıştı hıdo karıştı. Dünyayı birbirine vuruştur hıdo vuruştur, karıştı hıdo karıştı. Allah ülkemizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi hıdolardan uzak etsin ve hıdolara fırsat vermesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka güzel bir programda yeniden görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Değerli misafirler, Sayın Vekilimizi, Sayın İl Başkanımızı, Sayın Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımızı. Evet, demir döveceğiz. Taner Başkanım. Böyle yol gösterelim.
Ayrı düştüm, ayrı.
Şahir Bey, Kayı Vakfı'nın kendi yerinde düzenlemiş olduğu etkinlikte herkes buradaydı. Belediye başkanları, milletvekilleri, o vesileyle neler söyleyeceksiniz bu güzel akşam için? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Vakfımızın yeni yerinde ilk defa güzel bir program yaptık. Bu kadar beklemiyordum. Hava soğuktu, kar yağışı vardı. İnsanlar arabalarını çıkaramıyordu. Ama ona rağmen salonumuz hamdolsun ıncanç doldu. Hemşerilerimiz teşrif ettiler. Coşkuyla gördüğünüz gibi halen alaylar devam ediyor. Coşkuyla kutladık. Çok şükür. Beklediğimiz gibi oldu. Tabii bu gibi programlar kültürel etkinliklerdir. Bunlar olması gereken, insanlarımız arzuluyor. Zaten pandemi döneminde bu tür topluluklar olmadı. O pandemiden sonra insanlar arzuluyordu. Biz de bu şeyi karşılayalım dedik. Bir Nevruz programı yaptık dernek başkanlarımızla. Dediğim gibi bu kadar kalabalık, bu kadar yoğunluk beklemiyordum ama insanlarımız demek ki bu tür şeylere duyarlı. Geldiler sağ olsunlar, coşkulu bir şekilde kutladık. Devamını inşallah getireceğiz. İnşallah. Kayı Vakfı'nın mekanı da çok büyük, çok güzel. Bunu böyle güzel bir yer yapmışsınız. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mekanımız 600 metrekare giriş. 600 metrekare üst tarafta açık alanımız var. Hemşerilerimize işte kına, nişan, düğün gibi şeylerde ücretsiz olarak tahsis ediyoruz. Vakfın amacına uygun bir şekilde hareket edebilmek için. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Tüm Kars, Ardahan, Iğdır hemşerilerime sevgiler, selamlar. Birlikten güç doğar, kuvvet doğar.